Bağırmadan. Şimdi oradaki püf noktasını çözememişsiniz. Çiğ köfte çok güzel olmuştu hanımefendi. Kendisi evet. de beğendi. Ben çiğ köfte güzel oldu. Evet. Tamam ben de diyorum ki işte özenle yaptım diyor. Ben bu şekilde çok itiraf ettim alan, sizden. Bu meslek oh, size helal diyor. Ben bir saniye. Ben bu meslek Zuhal Hanım'a helaldir. Niye diyeceksiniz? Dün sen o puanlamayı verdikten sonra zerre kadar benim umurumda değildi. Çünkü niye? Yüzüm bile dahi orada sormadı. 5 puan mı verdi? Eyvallah. Ben her zaman saygı duyuyorum. Zuhal Hanım öyle bir sinirlendi ki dün. Ben haksızlığa bu meslek size helaldir ve şu anda da itiraf etti. İtiraf etti. Evet yani yarışmadır anlayabilirim bir yerde de işte o kadar da yani bazı masalara gelen puanları çok garipsiyorum. Çünkü hani 5 verilecek masa var benim yani 5 de değildi bu ama tabii ki sen şu an öyle yaptın düşündün. Ama bir yandan da haksızlık ettiğini düşünmüşsün. Hani demiyorsun ki evet strateji yarışma bu yaptım ben hiç bu kararımdan da pişman değilim de demiyorsun. Herhalde pişman olmuşsun anladığım kadarıyla bunu söylediğine göre yani haksızlık ettiğimi düşündüm. Ben şöyle göre. Söylüyorum Zuhal Hanımcığım. Arkadaşlarım yapmış olduğu oyunlardan dolayı hiçbir zaman pişmanlık duymadılar ama ben pişmanlık duydum. Sadece Osman Bey'e ya yapmış olduğum. Ya burası futbol sahası mı, beyzbol sahası mı, voleybol sahası mı, burası oyun yeri mi? Burası oyun yeri değil, burası bir yarışma. Ne var ya bir yarışma ise bu sen ya o oyun yaptıysa kul hakkına geçtiyse ve ben de bu yarışmada birinci olmak istiyorum herkesin hayal ettiği gibi. Ben de o yüzden oynadım. Evet oynadım. Sende yetenek olsa sen buraya gelsen o yeteneklerini sunsan zaten insanların vereceği puanla zaten var. Şampiyon olursun. Sende nasıl yetenek varsa fenomenlik yeteneği varsa bende de yemek yeteneği var. Sende yemek yeteneği Leyla, var ama puansal olarak şu an senden daha öndeyim dikkatini çekerim. Leyla Hanım. Osman Bey. Bir saniye. Leyla Hanım, Kadir yemek Bey. Yeteneğinize hayran kaldım gördükten sonra. Ama gözünüzdeki parörse o kadar büyümüş ki lezzetleri farkına varamıyorsunuz. Leyla Hanım'ın gözüne resmen para hırsı bürünmüş ve bunu açıkça itiraf etti. Leyla Hanım beni şoka uğrattı. Yani bunu bu şekilde söylemesi en azından dün söyleyebilirdi. Dün açıkça söyleyebilirdi. Yani bugün her şey geçtikten olup bittikten sonra söylemesi ve kendini böyle açık etmesi bence tam bir rezillikti. Leyla Hanım'ı acayip para yani sarmış konusu. Evet hepimiz ödülü istiyoruz ama Leyla'nın bunu kaç kere dile getirmesi gerçekten inanılmaz yani. Ben buraya ne sosyal medya platformunda yükselmeye geldim ne de kocamın parasıyla övünmeye geldim. Ben buraya gerçekten para kazanmaya geldim. Eğer gözümü para hırsı bürümüş diyorlarsa evet gözümü para hırsı bürümüş. Ben buraya para kazanmaya geldim. Buyurun kalbura bastı geldi. Buyurun. Kadir'ciğim kendimi şu anda gerçekten... Nerede gördün şimdi de? Business'ta hissettim. Neden? Baget ekmekleri, bayet ekmekleri veriyorlar. Sepetin içinde şöyle bizim yüreği güzel hostes hanımefendi beyefendiler veriyor. Business'ta ana yemekten sonraki bana verilen, ikram edilen ekmek. Evet ha. Senin yanakların gibi ponçik ponçik. Yemeklerim de bana benzemiş oldu. Ne olmuş? Çok ya aslında yaptım şekillerini de verdim ama kabardığı için kabartmadım. Öyle mi kabardı? Maşallahı var. Kendisininki çok farklı. Benimki biri büyük biri küçük. Ve hiçbir şekilde yani ortadan ayrılma işte bir naiflik bir güzellik hiçbir şey yok yani. Evet. Ya bu benim bana sunulan bir tatlı. Ve bir de şöyle bir durum var. Benim tatlımın görüntüsüne laf eden insan. Senin yani o tatlıyı da konuşmayalım da bence. Yani onunla bunu karşılaştırıp onun şekli bile yoktu. En azından bir şekil içinde. Kadir'ciğim şunu yaptırışı nasıldı mesela? Neyle yaptın, nasıl yaptın? Yumurta, un, irmik. Kendin yaptın değil mi? Evet evet kendim yaptım. Tebrik ediyorum. Efsane olmuş. Hamurunu yoğurdum. Kendim yaptım yani. Şerbeti. Zaten bu kadar farklı tatlılar hiçbir makineden çıkamaz Osman Bey ya. Bunu ancak Kadir Bey yapabilir. Ne yapıyorsunuz Kadir Bey? Ya biz adamın ekmek bagetlerini biz eleştirdik de güzel olduğunu mu yani söyleyemiyor muyuz Ecem Hanım? Size bir şey demedim ben burada Kadir Bey'e laf söyledim. Bir ben algılayın lütfen. Ben vitesi boşa aldım sevgili seyirciler. Yokuş aşağı. Bıraktım saldım artık gördüğünüz gibi. Başka türlü bu işin içinden çıkamam. Sağ tarafında Kadir, sol tarafında Osman. Böyle bir de efsane olmuş öyle mi? Evet. Afiyet olsun. Ama... Nasıl efsane mi Leyla? Tatlı mı? Evet, tatlı vallahi efsane dedi. Efsaneyi first class. Geçmiş yani bilmiyorum. Sadece evet, o kadar. Ben ilk günde olmuş. Adil davranacaksın dedim. Dur, bugün dur, de diyorum dur. Ben first class. Hiç efsane bulamadım. Hamur olmuş.
Hamur mu olmuş? Hamur üstü kıyır da şerbet bile bak, çekmemiş. Bak, şerbet çekmemiş. Yani. Bak, çekmemiş. Bak içine bak. Bak görün benimkini görün. Nasıl kupkuru burası. Bak seninki öyle, benimki bak. Benimki ya hamur. Siz madem bu kadar hamur, çok iyi biliyordunuz da niye düşük puan aldınız? Ecem Hanım. Yarın seni göreceğim. Ya sen yemekten anlasaydın yemin ediyorum. Şuna kıyır kıyır diyemezdin bak, ya. Tamam, şu alacağım bak. Sizin önünüze koyacağım, göreceksiniz. Bak, bakın şerbe de var. Şuraya bakamam. Bana bak, çekmemiş. Tamam, ben yalan söylemiyorum bakın. Hamur. Tamam, çok parça pincik yapmayın. Hamur ama hamur Zuhal Hanımcığım, hamur. Şurası hala kıyır kıyır. Ben çekeyim. Hala çekmemiş. Tamam kameralar çeksin o zaman. Sinem. Bakın çeksin. Hamur. Ben ya belli oluyor. Ecem Hanım'a katılıyorum. Tabii benimki aynı şekilde. Peki. Evet, Osman beğendi herhalde. Yemeğe de devam ediyor. Şimdi Zuhan Hanım. Bu kaldıra bastı mı? Bu şu anda business ekmeği efsane. Ben çok beğendim. Aa, evet. Afiyet olsun. Ne güzel. Osman Bey, de yüreğine sağlık. Osman Bey, hayırdır? Neden bu kadar çok yemeği beğeniyorsunuz? Ben onu anlayamadım. Çünkü güzel oldu. Neden beğeniyorsunuz? Size sormadım Kadir Bey. Benim yemeğimi. Ben Osman Bey'le var. Sizin gibi strateji yapmıyorum ben. Şu an sen de strateji yapıyorsun. Neden strateji yapan namerttir. Namerttir, namerttir. Geç onu, geç onu. Sen Rabbine bak. Ben çok beğendim. Trilayla, sen beğenmedin Leyla. Osman beğendi. Ecem. Zuhal Hanım, bir kere bunun üstünde bir şeklinin olması gerekiyor. Üstü bunun dümdüz. Altı hamur, üstü şerbet çekmemiş. İçinde koca koca cevizler var. En azından bari cevizler süs olarak koyuluyor. Üstüne de atabilirdiniz. Herhangi bir süsleme yok. Görsel rezalet. Ben sade bir insanım. Mantar çorbamdan da gördüğünüz için. Sade bir insanım. Masamda evet. Sadeliğe şey devam etti. Evet, Sinem sen beğendin mi? Şimdi ben ikisini de kestim. Belki biri pişmiş fazla şerbet çekmiştir diye. İkisi de aynı şekilde. Yukarısında şerbet yok, altında şerbet var. Ve yani... aynen söylediği gibi cevizler büyük, görüntü de hiç değil yani. Bütün şu an kalbura bastılar, ağlıyor. Biz bu değiliz diyor, biz bu değiliz diyor. Ağlamasınlar. Ağlamasınlar. Bakayım sen ne yapacaksın şimdi? Açık oylamaya geçiyoruz çünkü, buyursunlar. Ben hak ettiğim puana bakarsam herkes en az 7 vermeli. Tamam 10 değil çünkü neden? Çorbamı yavan buldular. Onlara göre yavan buldukları için belki bir puan çorbadan kırabilirler. Ama bir puan da sarıklar sarılmadığı için kırabilirler. Onun dışında çok kırabilecekleri bir puan yok ama tabii ki hakkım olanı vermeyeceklerdir. Buna da eminim. Ne kadar vermezlerse vermesinler ama bence bugün haftanın birincisi benim. Çünkü en güzel yemekler benden çıktı. En güzel tatlı benden çıktı. Elimle yaptığım tatlının hamurunu en azından mülfeyi kullanmadım. En azından şekli bozuk, yenilmeyen, yumurta kokan bir tatlı yapmadım. O yüzden ben kendimi haftanın birincisi olarak görüyorum.